Bir kadın bir hastaneye ya da bir uzmana, memeli uğraşan bir uzmana gelmek zorunda değil Doğru. mi? Yani o uzman da aslında genel cerrahi uzmanı olup da üzerine meme ile ilgili eğitim almış olan kişi, ona gitmesi lazım. Oradan başlıyor. Hasta mesela bir şikayetle gelebilir. Memede kitle, meme cildinde kızarıklık, meme ucundan akıntı, koltuk altında sertlik vesaire. Bunlar bir şikayettir. Kansere bağlı olabilir, olmayabilir. Ama bir de hiç şikayeti olmayan hasta, ideal hasta o, hasta da değil aslında. Benim bir şikayetim yok, kontrole geldim. Orada da şöyle bir durum var. Şikayeti olmayabilir. Biz muayenede bir şey buluruz ya da bulmayız. Filmde bir şey bulabiliriz. Bir bakıyorsunuz, çekilen mamografide kalsiyum çökeltileri var. Bunların bir kısmı kanser sebebi olabilir, bir kısmı olmayabilir. Dolayısıyla hasta bize hiç şikayeti olmadan geldiği zaman, sadece filmle bir şey bulduğumuz zaman ona yararlı olma şansımız çok fazla. Tam standart bildiğimiz kansere dönüşmeden kanseri yakalamış olabiliriz. O zaman erken yakalamanın şu faydası var. Bir, erken yakaladığınız için memesini kaybetmiyor. İki, hayat kalitesi daha iyi olmuş ona dolayısıyla. Ve kendisine daha az ameliyat, daha az radyoterapi ya da hiç radyoterapi, daha az kemoterapi veya kemoterapisiz bir yaklaşım söz konusu oluyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Erken yakalandığı zaman daha az tedaviyle daha iyi sonuç alabiliyoruz. Ya kadınlarımıza verdiğimiz mesaj, erken yaşta meme kontrollerinizi yaptırın. Şikayetiniz olmasa da. Şikayetiniz olmasa dahi 20 ile 40 yaş arasında mutlaka 3 yılda bir. Ama 40'tan sonra esas en sık görüldüğü olduğu için 40'tan sonra senede bir düzenli kontrole gitmek çok değerli.